Herkese merhabalar. Doğrusal denklemler. Tonguç evladım, en önemli adımlardan bir tanesi. Yeni nesil soru tipleriyle hızlanırken biz, hızlanma denemeleriyle, hızlanma programıyla yol alırken gerçekten sınavda en çok sorunun beklendiği kısımlardan bir tanesi, gerçek yaşama dokunan yeni nesil soruların en fazla ilgilendiği konulardan bir tanesi aslında bu konu. Peki burada neler var? Hemen bir hatırlayalım seninle beraber. Bir kere bir bilmeyen denklemlerin çözülmesi vardı ve burada hatırlıyorsan Tonguç evladım, benim paydalı denklemler, işte mesela x artı 1 bölü 3 eşittir 5 gibi paydası olan denklemlerin paydaları da eşitlenerek çözülmesi gibi, bazen mesela x'in olmadığı durumlar, reel sayı olduğu durumlar veya işte boş küme olduğu durumların çözülmesi gerekiyor diyoruz. Denklemleri anladık mı Tonguç evladım? Anladım hocam. Heh, denklemlerde bu tarz denklemleri çözeceğiz ama koordinat sisteminde ise artık yepyeni bir başlık başlıyor. Koordinat sisteminde orijinin, noktaların gösterimi, bölgelerin 1, 2, 3, 4 bölgesinin saat yönünün tersine döndüğünü ve işte koordinat sistemindeki noktaların hangi bölgede bulunduğunu ve benzeri bunları hatırlamamız, doğrusal ilişkileri de bunlara göre yorumlamamız gerekiyor. Çünkü doğrusal ilişkileri anlayabilmemiz için ilk başta nokta kavramını anlamamız gerekiyor. Tonguç evladım benim, doğrular ne tarafa doğru gider? Doğru yönde giderler. Yani sağa doğru. Ha işte her iki yönde de sonsuza doğru giderler. Doğrulardan ama bizim ilgileneceğimiz şey ise doğrusal ilişkiler. O da şu. Mesela bir şey sürekli ya artabilir Tonguç evren düz bir doğru şeklinde, bazen de azalabilir. İşte biz bu doğrusal ilişkilere bakacağız. Zaten sınavda da gelirse ya yukarıya doğru çıkan bir grafik ya aşağı doğru çıkan inen bir grafik gelir. Ve bunların arasındaki ilişkiyi de şöyle bizim yorumlamamız gerekiyor. Y eşittir değişim çarpı x artı başlangıç şeklinde yorumlamamız gerekiyor. Bunlar da aslında bu tür doğrusal denklemlerin grafik, daha doğrusu denklemlerinin yazılması, grafiklerinin denklemlerine dönüştürülmesini içerir. Birazdan şimdi bununla alakalı soru çözeceğim ve anlayacaksın dedim. Grafiklerin çiziminde ise şunları bilmemiz gerekiyor. İşte 3 çeşit grafik vardır. Nedir bunlar Tonguç evladım benim? Birincisi orijinden geçenler. İkincisi x'e veya y'ye paralel olanlar. Üçüncüsü ise eksenleri kesenler şeklinde 3 çeşit doğru grafiği vardır. Başka da bir durum yoktur zaten. Y eşittir mx, x eşittir 5, y eşittir 3 gibi veya y eşittir x artı 5 gibi, bunun gibi denklemlerde şeyden geçer diyoruz, eksenlerden geçer diyoruz. Eksen dediğimiz şey de tabii x ve y eksenini çok iyi hatırlamamız ve çok iyi bilmemiz gerekiyor. Eğim dediğimiz zımbırtı da hatırlarsan Tonguç evladım benim, dikey bölü yatay demekti. Yani buradaki uzunluğun buradaki uzunluğa bölümüne biz eğim diyorduk. Eğer eğim fazlaysa çok yokuştur, eğer eğim azsa az yokuştur tarzında bir mantık vardı. O yüzden bu arttıkça eğim artar, bu azaldıkça eğim azalır. Bu arttıkça eğim azalır, bu azaldıkça eğim artar şeklinde bir mantık da var. Burada bir orantıyı anlamamız gerekiyor. Doğrunun eğiminde ise şunu hatırlamamız gerekiyor, çok basit. Y eşittir mx artı n'de m dediğimiz şey eğimdir. İşte buradaki değişim de aslında eğimi gösterir diyoruz ve seninle ufak bir tekrar yaptık ve sınavda kullanılacak formülü de hemen sana hızlı bir şekilde göstermek Teşekkürler istiyorum. Teşekkürler hocam. Çünkü sınavda bunlar karşına çıkınca Tonguç, bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Yeni nesil sorularda biliyoruz ki seninle çok güzel yeni nesil sorular çözeceğiz. Bak başta formül verilir değil mi? Bak mesela burada bir başta formülü vermiş. Ama bu konuda öyle çok fazla formül yok. Dolayısıyla bizim bazı genel kavramları bilmemiz gerekiyor. Bu kavram ama çıkarsa da mesela eğimi şöyle tanımlayabilir sana. Eğim dikey uzunluğun yatay uzunluğa oranıdır şeklinde bir MEB'in formülü, yani tanımı olur. Bunu bilgi şeklinde verebilir sana. Aynı şuradaki soruda olduğu gibi eğim yatay uzunluğun, dikey uzunluğun yatay uzunluğa bölümüdür şeklinde verebilir. Veya Tonguç evladım benim birazcık daha kastırırsa iki sayı doğrusunun sıfır noktasına dik kesişmesiyle koordinat sistemi oluşur. Koordinat sistemini anlatıyor. Koordinat sisteminde bir noktada x eksenine çizilen dikme y x eksenini a noktasında, y eksenini çizilen dikme ise y ekseni b noktasında kessin. Bu durumda sırasıyla a ve b noktaları sayılarının oluşturduğu sayı ikilisine sıralı ikili. Bak nokta kavramına geliyoruz. Bu sıralı ikili bu aslında buradaki noktayı tarif ediyor. Ve aynı zamanda AB şeklinde gösterilir ve koordinat sisteminde A noktasına karşılık gelen sıralı ikili, bak buradaki nokta aslında A virgül B x eksenindeki değeri y eksenindeki değeri şeklinde gösterebiliyoruz AAB şekilde. Bu da bize verilebilir. Bunu da görselli bir şekilde verilir. Ama biz bunu gördüğümüz zaman eyvah bu bana uzaydan geldi bir şey anlatıyor demeyeceğiz. Bunu gördüğümüz zaman diyeceğiz ki aa tamam, ben zaten bunları biliyordum. Sadece bana bilgi vermiş çünkü ezberci yönteme karşı oldukları için birazcık böyle atraksiyonlu sorular hazırlıyorlar diyoruz. AX artı B'ye eşittir C biçiminde denkleme verilen doğruluğun eğimi ise şunu bilmemiz gerekiyor. Y eşittir MX artı N
aslında tanımı vardı hatırlıyorsan Tunç Erhan Bey. İşte bu M dediğimiz şey aslında A'nın başındakinin B'nin başındakinin bölümünün eksisiyle oluşturulur. Bu çok önemli bir şey değil. Yani sen zaten şunu biliyorsan bunu gördüğün zaman sınavda sakın bocalama. Eyvah ben bunu ilk defa hayatımda görüyorum deme diye senin karşına çıkardım. Ama sen bunu gördüğün zaman diyeceksin ki ya ben eğim bulmayı zaten biliyorum. Sen bana söyle güzel bir bilgi vermişsin ama şu anda ben kendi bilgimi kullanacağım kusura bakma diyebilirsin. Geldik şimdi senle yeni nesil soruların nasıl yapıldığına. Tonguç gerçekten de bu ünite gerçekten altın değerinde. O yüzden çok vurguluyorum her seferinde biliyorum. Kafanı çok şişirdim. Ama bu konudan o kadar çok soru çıkmasını bekliyorum ki normal değil yani. Çünkü tam bir doğru orantı, tam bir gerçek yaşam problemi. Al işte taksiye bindik. Ah. Taksiye bindiğimiz zaman ne olur Tonguç'un para öderim. Sultan Ahmet. Peki. Aynen. Ne diyorsun? Sultan Ahmet. Söyle bakayım. Turistler Sultan Ahmet dediği zaman direkt. Evladım turistlerin yani yarısından fazlası şu an Arap olduğu için nasıl söylüyorlar? Söyle. Sultan Ahmet. Aynen Sultan Ahmet diye söylüyor. Dolayısıyla hani bu farklı. Tabii eskiden şeyler geliyordu. Hintli turistler geliyordu. Söyle bakayım nasıl söylüyordu? Sultan Ahmet. Aynen. Bir de şeyler geliyordu. Avrupalı turistler geliyordu. Saltanay Maya. Evet, aynen öyle geliyordu. Şimdi artık birazcık daha turist şeyi değişti. Ama sonuçta biz bir taksiye bindiğimiz zaman nasıl para öderiz? Selamun aleyküm abi. Bir kısa yoldan götür. Hayır işte öyle bir şey yok. Artık taksimetre var. Ha. Ve bunu yaparken de bir soru hazırladık bak. Ücret tarifesi verilmiştir. Evinden iş yerine taksiye gitmek isteyen Burak Bey'in eviyle iş yeri arasındaki mesafe 20 kilometre. Bunu cepte. Şimdi verilenleri yazmak istiyorum. Verilenleri yazıyorum. Bu ev, burası da iş. Aradaki mesafe 20 kilometre. Tamam eyvallah. Yol üzerindeki bir dükkanda kahvaltı etmek için taksiciyi 15 dakika bekletti. O zaman şurada durdu. Dükkan diyelim burası da. Burada da 15 dakika mola verdi. Bunu da yazdım. Tamam eyvallah. Burak Bey işe vardığında taksiciye kaç lira ödeyecektir? Bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Adamın bize verdiği şey de taksiye ben bindiğim anda yani şuradan şuradan taksiye bindiğim anda bir kere ne yapmam gerekiyor Tonguç Evren Bey'im? Açılış ücretini ödemem gerekiyor. Çünkü taksiler şöyle çalışır. Bir taksi taksimetresine giden yol ve beklemeler için ücret tarifesi demiş. Taksici de ilk başta bir açılış tarifesi var. Açılış ücreti de başlarlar. Dolayısıyla bir 3 TL'yi yapıştırdı bu kadar. İlk başta bindiğim kazandınız. Anda bindiğim anda 3 TL bir kere vermek zorundayım. Ardından Tonguç'um her 500 metre için 0,7 TL demiş. Allah Allah bu 500 metre ne ki? 500 metre dediğimiz şeyi hemen şöyle bir yorumlayalım Tonguç'um. 500 metre dediğimiz şey, 500 metre dediğimiz şey aslında yarım kilometre değil mi Tonguç Evren? Evet hocam. Yarım kilometrede kaç lira istiyormuş? 0,7 TL istiyormuş. O zaman Tonguç 1 kilometrede kaç TL ister sanki? Bunun iki katı istemez misin? Evet. Bunun iki katı kaçtır? 1,4 TL'dir. O zaman her 1 kilometrede 1,4 TL ise... Adam 20 kilometrede kaç TL bize şey yapar, yükler? 20 çarpı 1,4 TL yüklemez mi Tonguç evladım benim? Evet hocam. Süper. Sonra bir de Tonguç'um bu arkadaş kaşınmış demiş ki ben bir kahvaltı yapacağım sen beni bekle. Sanki özel şoförün senin niye beklesin? Ama olsun beklediyse eğer bekleme ücretini de alacak. Her dakika için 0,2 TL. 15 dakikada bekletmiş. 15 çarpı 0,2 TL'de buradan bekletti. Bak bunu kurarken sadece doğru orantı kuruyorum. Ve sonrasında yapacağım şey de aslında bunların hepsini toplamak. 3 TL buradan geldi. Böyle yazalım hatta. 3 TL. 20 çarpı 1,4'ün 28 TL olduğunu söyleyebiliriz. 28 TL buradan geldi. 15 çarpı 0,2'nin 3 TL olduğunu söyleyebiliriz. Son durumda Tonguç Evren Bey'im. 3 artı 28 artı 3'ten 34 TL yani İstanbul'un plakası kadar para ödeyecektir diyoruz ve cevabımızı işaretliyoruz. Geçtik ikinci yeni nesil sorumuza. He, bak birazcık daha farklı. İşte grafiksel sorular sınavda çıkması en muhtemel sorular. Zaten bu konunun adı doğrusal denklemler ve grafikleri. Dolayısıyla biz bu konudan soru beklersek mutlaka grafikli gelmesini bekleriz. O zaman diyorum ki. Şekilde grafiğinde iki farklı şehrin yıllara göre nüfus değişimi verilmiş. Tamam eyvallah. Bunun nüfusu artıyor görüyorsun Tonguç evladım benim. Bunu da farklı bir renkte göstereyim. Bunun da nüfusu artıyor Tonguç evladım benim. Tamam eyvallah. Şehirler kaç yıl sonra A şehrinin nüfusu B şehrinin nüfusundan 2500 kişi daha fazla oluyor demiş. Ha, ya burada 6, 8, 10, 10 kişi olabilir mi Tonguç Erhan bir şehir? Olabilir. Devran dangoz musun? Şehir nasıl olsun 10 kişiyle? Hayalet şehir hocam. Hayır burada aslında yazmış bak nüfus parantez içinde biz yazmış. Abi. O zaman A şehri ilk başta kaç binmiş Tonguç evladım benim sence? 6 bin. Süper.
Bevşehir'i ilk başta kaç bin? 10 bin. Harika. Bizim ana bir formülümüz var. Aman dikkat et. Lütfen bu soru sınavda çok çıkıyor. Aşırı çok çıkıyor. O yüzden diyorum ki bir böyle bir grafikte yapman gereken şey başlangıç. İlk başta başlıyoruz değil mi? Başlangıç artı değişim çarpı x. Ben demin yazarken değişim çarpı x artı başlangıç. Olsun, yer değişti fark etmez. Y eşittir başlangıç artı değişim çarpı x. O zaman ben A şehri için hemen denklemi yazmak istiyorum. Hatta mavi çizim için maviyle yazmak istiyorum. Başlangıç 6 artı y eşittir yazmam gerekiyor tabii. Y eşittir 6 ile başlıyorum. Ama hatta şöyle yazalım. 6000 yazalım. Çünkü 6'nın aslında 1000'i var. Artı değişim ne Tonguç evladım benim burada? İşte burada patlarsın. Aa. Neden biliyor musun? Yıllarda bak 2 yazmış. Burada seni yanıltmak için yazmış. 2 yılda ne kadar artmış Tonguç evladım? 2 yıla geldiği zaman 6'dan kaça çıkmış? Buraya gelmiş. Yani 8'e çıkmış. 2 yılda kaç bin artmış Tonguç evladım benim? 2000. Ha, o zaman hemen bir tane orantı kullanalım. 2 yılda 2000 artarsa değişimi hesaplamak için her zaman bir yıla göre, bir aya göre, bir saniyeye, bir dakikaya hep birime göre yapman gerekiyor. O zaman bir yıla ne kadar artar? 1000 artar. O zaman değişim dediğimiz şeyin 1000 çarpı x olduğunu söyleyebiliriz. O zaman A'nın denklemini bulduk bile süper zekisin gerçekten Tonguç'um. Geldik B'nin denklemine. B'nin denklemini kırmızıyla yazdığım için kırmızı yazıyorum. Y eşittir diyorum. B nerede başlamıştı? 10 binle başlamıştı değil mi Tonguç Evlenme? Evet hocam. Artı diyorum. Yine artmış bu da. Arttığı için zaten artı diyorum. Değişim burada ne? Bak 2 yılda ne kadar artmış bu arkadaş? 10'dan 11 bine çıkmış. Yani 2 yılda 1000 tane artmış. O zaman 1 yılda ne kadar artar dersek? O zaman bunun yarısı olacak. Yani 500 artacak. O zaman 500 çarpı x'tir değişimi de B'nin. Şimdi ben bu formüle göre aslında ikisini de yazdım. Adamın bir de söylediği şey nedir biliyor musun Tonguç'um? Nedir hocam? A şehrinin nüfusu yani bu zımbırtı. B şehrinin nüfusundan 2500 kişi daha fazla olur demiş. Ha, o zaman hadi hemen şu denklemi kuralım bakalım. A şehrinin nüfusu aslında şurası. B şehrinin nüfusu da aslında burası. 6000 artı 1000x eşittir demiş. Bundan 2500 daha fazla. Yani B şehrinden 2500 daha, o zaman 10.000 artı 500x'ten 2500 daha fazla demiş. Bak A şehrinin nüfusu, bak şurası, bak bunu yazmak istiyorum tekrar. Burası nedir Tonguç evladım benim? A şehrinin nüfusu. Burası nedir Tonguç evladım benim? Şuraya kadar B şehrinin nüfusu. A şehrinin nüfusu B şehrinin nüfusundan 2500 daha fazladır. İşte bu kadar denklemimizi kurduk. Denklemimizi kurduktan sonra çözüm bize kaldı. Çözümü de hemen yapalım Tonguç evladım benim. Burada 1000x var. Burada 500x var. Bu 500x'i bu tarafa atarsak 1000x eksi 500x olur. Yani şunu şuraya getirdim. Sonra bu 6000'i de bu tarafa atarım. 10.000 zaten burada var. 10.000 burada vardı. 6000 artıydı. Öbür tarafa geçince eksi 6000 oldu. Burada da artı 2500 zaten duruyor. Hop çatarank diye bunu yazdım. 1000x'den 500 çıkarsa 500x çıkar. Bundan sonucu da 4000 artı 2500'den 6500 çıkar Tonguç evladım benim. Her iki tarafı 500'e böldüğüm zaman ki zaten bunlar sadece şu x eşittir. Bunlar sadece işte 65 bölü 10 65 bölü 5'ten 13 çıkar Tonguç abi. Yani 13 yıl sonra A şehrinin nüfusu B şehrinin nüfusundan 2500 kişi daha fazla olur. Normalde ilk başta hangisi daha fazla? Daha fazla B. Ama dikkat et, bu 2 senede 2 artıyor. Bu 2 senede 1 arttığı için belli bir yerde artık A şehri B şehrini geçecek ve nüfusu 2500 fazla olacak diyoruz. Ve mükemmel bir grafik sorusuyla gerçekten tam sınavda çıkacak şekilde çözüyoruz Tonguç evladım benim. Zor oldu ama çözdük hocam, kurtulduk yani. Evet, tebrik ederim. Allah. Evet, şimdi yeni nesil sorulardan bir de formül verilenlere bakalım Tonguç'um. Mesela adam bize formül vermiş değil mi? Dik koordinat sisteminde AAB, BCD noktaları arasındaki uzaklık şöyle bir şey söylemiş. Aman Allah'ım, yani gerçekten bu soruyu görünce ben beynim döndü. Bu çünkü ne sorusu biliyor musun? 10. sınıfta verilen, hatta 11. sınıfta verilen bir formül aslında. O zaman geçelim hocam. Ha, işte öyle geliyor insana ama bize verdiyse biz de bunu yapabiliriz. Sadece yerine koyacağız. Hiç merak etme. Yukarıda bir ilk başta böyle sorular korkutucu geliyor. Ama sonrasında alışıyorsun. Hiç merak etme diyoruz. Yukarıda bir ülkenin kroksi üzerine birim karelerden oluşmuş
Birim kareler burası önemli. Birim kareler dediği şeyde her bir uzaklık birdir. Koordinat sistemi yerleştirmiştir. Ve bazı bölgeler arası mesafenin hesaplanması isteniyor. AVB bölgeleri arası mesafenin 60 kilometre olduğu bilinmektedir demiş. Ha. Şimdi bununla bunun arasındaki mesafe, yani şurası aslında 60 kilometredir demiş. Adam da bize diyor ki B ve C bölgeleri arasındaki mesafe nedir diyor o zaman. Yani şu aradaki mesafenin ne kadar olduğunu soruyor. Ha, şimdi ben bunu yapmadan önce demiş ki bak A ve B noktaların arasındaki uzaklık bu şekilde hesaplanabilir demiş. Şimdi koordinat sistemi buysa Tonguç'um. Koordinat sistemini bak yeşille üstünden geçtim. Bu X'tir, bu Y'dir. Bu X'e şimdi A noktasının koordinatlarını bulmak için burası nedir? 2'dir. Burası da 3'tür. O zaman A noktasının koordinatlarını 2,3 diyebilirim. Şimdi B noktasının koordinatlarına bakarsak burası kaça geliyor? 3, 4, 5, 6. 6'dır. Burası kaça geliyor? 4, 5, 6, 6'dır. O zaman B noktasının koordinatları da 6,6'dır değil mi Tonguç'um? Evet hocam. Bak A'yı biliyorsun. 2,3. B'yi biliyorsun 6,6. Şimdi AB noktaları arasındaki uzaklığı bulmak için formülü de vermişti adam bize. Nasıl bulunuyormuş? Diyormuş ki C'den A'yı çıkar. Yani buradakinden buradakini çıkar. Buradaki zaten 6'ydı. Buradaki de 2'di. 6'dan 2'yi çıkar. Hop. C'den A'yı çıkar. Sonra bir paranteze koy. Sonra bir paranteze koydum. Sonra karesini al. Sonra karesini al. Artı diyorum. D'den B'yi çıkar. D buydu. D bu. B de bu. D 6 o zaman. B de 3. O zaman 6'dan 3'ü çıkar. 6'dan 3'ü çıkar. Sonra bir paranteze koy. Sonra bir paranteze koydum. Sonra karesini al. Sonra karesini aldım. Bir de dışarıda eşek kadar bir karekök koy. Eşek kadar karekök koydum ve artık bitirdim. Yani yaptığım şey aslında bak. A yerine 2 yazmak. A yerine 2 yazdım. B yerine 3 yazmak. B burada, B yerine 3 yazdım. C yerine 6 yazmak. C yerine 6 yazdım. D yerine 6 yazmak. D yerine 6 yazdım. Ve bunların sadece yerlerini koydum. Hop kare, parantez, kare, kare. Bitti bu kadar. Sonra yaptığım zaman bak. Bu ne eder? 4'ün karesi eder. Artı. Bu ne eder? 6, 3, 3'ün karesi eder. Bu da kare kökü vardı. 4'ün karesi 16'dır. 3'ün karesi 9'dur. 16 artı 9 da nedir Tonguç evladım benim? 25. 25'tir. Karekök 25 dediğim şeyde 5 değil midir Tonguç evladım? Evet hocam. O zaman aslında şu maviyle gösterdiğim şey birim karelerden oluştuğu için 5 birim diyebiliriz Tonguç'um. 5 birimin bak enteresan bir bilgiye ulaştım. 5 birim aslında 60 kilometreymiş. Bize bunu söylemiş. Peki BC arası kaç birimdir? Bir sayalım mı seninle beraber? Birim kare oluştuğu için 1, 2, 3, 4, 5, 6... Bize aslında 6 birimin ne olduğunu soruyor. Bak 5 birimi 60 kilometre vermişti ya. O zaman 6 birim kaç kilometredir Tonguç evladım? İşte doğru orantıyı kurarız ve sorumuzu çözeriz. Doğru orantıyı kurmak için mantık nedir Tonguç evladım benim? 5 birim 60 ise 1 birim hemen söyleyelim. 60 bölü 5'ten 12'dir. 12 kilometredir. O zaman 6 birim 12 çarpı 6'dan 72 kilometredir diyorum. Cevabımız Ceyhan'dır diyorum. Evet şimdi yeni bir sorumuza geçelim. Yeni nesil yeni bir soru. Eğim dikey bir uzunluğun yatay uzunluğu oranıdır demiş. Tamam bilgiyi vermiş bize. Sonra böyle bir tane apartman çizmiş. Ondan sonra bir tane sokak lambası. Sonra bir tane çocuk çizmiş. Kemal Çekil'deki binanın boyunu ölçmek için binanın en üst kısmına bir ip bağlamış. Tamam. Aşağı inip ipi çektiğinde ip sokak lambasının en üst kısmına temas etmiştir. Zaten buradan gözüküyor. Şöyle bir ip buraya kadar gelmiş. İpin üzerindeki ABC noktaları doğrusal olmuştur. Tamam. ABC doğrusal. Verilen uzunluklara göre binanın boyu kaç metredir demiş. Yani binanın boyu dediğimiz şey de KA doğrusu aslında. KA doğru parçası kaç metre diye soruyor. Şimdi biz bu tarz bir soruyu gördüğümüz zaman acaba hangi yöntemle yaparız diye düşünmemiz gerekiyor. Ama enteresan bir şey burada eğimi de bilgi olarak bize vermiş. Demek ki eğimi kullanmam gerekiyor. Eğim neydi? Aslında şöyle bir üçgende şu dik üçgen olması için dikey bölü yataydı. Bunun buna bölümüne eğim diyorduk biz. Böyle bir şey var mı burada desek? Evet var. Mesela şurada bir üçgen var gibi ama burada böyle bir yükseklik var. Bu yükseklik tam üçgenleştirmiyor. Sanki dörtgen gibi olmuş. O zaman ben diyorum ki tam buradan böyle bir çizgi çeksem acaba. Şöyle bir çizgi çektiğim zaman işte bak burada bir dik üçgen oluştu mu? Hop böyle koskocaman bir dik üçgen oluştu. Bu dik üçgenin burasını biliyor muyum bilmiyorum. Burasını biliyor muyum? Evet biliyorum bak. Dikey bölü yatay diyeyim. Şimdi bu dik üçgenin eğimi yani ABC zımbırtısının eğimi aslında eğimi şu dikey, burayı bilmiyoruz.
ve yatay. Yatay dediğim şey de bak, burası 12 metre, burası 3 metre, toplamda 15 metre. Yani aşağıda 15 metre olacak şekilde buraya da x diyelim mesela. Şimdi bu üçgenin eğimini yazdık. Bir de ABC doğrusal olduğu için bir de şu üçgenin eğimini bulmak istiyorum ben. Şu da bir üçgen. Bak bunun da bir dik yüksekliği var. Bunun da bir genişliği var. Genişliğinin 3 olduğunu görebiliyorum. Bölü 3 o zaman. Yüksekliğinin ne olduğunu bilmiyorum. Ama biliyorum aslında şurası 5 metreymiş. Bak şurası 5 metreymiş. Ve şurası da 1 metreymiş. Şurası da 1 metreymiş. Şimdi burası 1 metreyse burası da 1 metredir. Bunun hepsi 5 metre ise, şurası 1 metre ise eğer, geriye kalan ne olur? 4 metre. Yani şurası 4 metre olur. Hatta şöyle farklı bir renk bir kalemle yazayım ki şurası 1 metreydi. Burası da 1 metre. Burasının hepsi 5 metre olunca burası da 4 metre diyebiliriz. Şimdi bu dik üçgen olduğuna göre bu 4 metre, burası da 3 metre. O zaman bunun eğimi 4 bölü 3'tür diyebiliriz. Şu dik üçgenin eğimi. Bunun eğimiyle bunun eğimi aynı olmak zorunda çünkü bu bir doğrusalmış. Yani sanki bir yokuş gibi düşün. Araba yokuşu çıkmaya başladığı anda buradan yine aynı şekilde aynı eğimle gidiyor. Aynı rampa aslında bu. Dolayısıyla diyorum ki ya bu aslında x bölü 15 demiş, şu bölü hepsi aslında 4 bölü 3'e eşittir diyerek sorumuzu çözmeye başlıyorum. İşte burada eğimi kullandık. Hemen burada içler dışlar çarpımı yaparsak 3x, şunları karalayalım artık. 3x eşittir 15 çarpı 4. Yani 60 eder. Her iki tarafı 3'e böldüğüm zaman cevabımızın çat çut x eşittir 20 olduğunu görüyorum. 20 işaretliyorum. Hayır, patlarsın. Neden patlayacaksın? Çünkü 20 dediğimiz şey x. X dediğimiz şey burası. Binanın boyu dediği şey ise, hemen şuradan göstermek istiyorum. Şöyle büyükçe ne? Şurası aslında. Buradan başlıyor buraya kadar. Ama ben ne kadarını buldum? Sadece bu kadarını buldum. Burası 20. Burası 1 metre ise burası da 1 metre. Burası da 1 metre olmak zorunda. Demek ki binanın boyu da o zaman nedir? 21 metredir diyerekten doğru cevabımızı işaretliyorum. Aman burada dikkat. İşte burada bir dikkat hatası yapabiliriz. O yüzden dikkatli ve soruya tam hakim olmamız gerekiyor bu tarz yeni nesil sorularda. Eğer öyle hani dandun yaparsak hemen çat diye 20'yi işaretleriz geçeriz. Şıklarda da %90 koyarlar. Çünkü 20'nin cevap olmayacağını senin anlamanı beklerler diyoruz. Tonguç, şu anda artık yeni nesil sorulardan ne yapacaksın? Ödevini vermek istiyorum sana. Gerçekten çok önemli bir üniteyi gördük seninle. Çok önemli bir üniteyi gördük. Doğrusal denklemler ünitesini gördük. Doğrusal denklemler ünitesinde burada sana çok güzel sorular hazırladık. İlk başta videomuzu izledin zaten. Şimdi sayfa 50, sayfa 51, 52, 53 koordinat sistemin soruları, 54, 55. Buradaki bu bilgiler çok önemli. Bilgileri veriyorlar her zaman. 56, 57 gerçek yaşam durumu sınavda %100 gelecek. 58, 59 bak ne kadar çok verdik biz bu konuyla alakalı soru sana. Çünkü bu %100 gelecek bir şey. Hızlanma denemelerinden yapman gereken şeyi sana söylüyorum. Hızlanma programımız bir şekilde gidiyor. Hızlanma programımızı da oradan ver Tonguç Evren benim. Buyurun hocam. Bugün yapman gereken ödevimizde ne vardı? Yeni nesil Türkçe matematik verdi zaten. Hızlanma denemesi sayısal bölüm 3'ü çözmen gerekiyor. Sayısal bölüm 3 dediğim şey de 3. denemeden aslında sayısal bölümü çözmen gerekiyor. Onun da hemen sayfasını söylemek istiyorum sana Tonguç Evren Bey. 3. denemenin sayısal bölümünün sayfası 28. Yani 3. sınav provasını çözmen gerekiyor Tonguç Evren. Burada çok kaliteli sorular hazırladık senin için. Hatta en baştaki sorular doğrusal denklemle başlıyor. Görüyor musun? X'ye ekseniyle başlıyor. Ve bu şekilde buradaki grafik soruları olsun, diğer fen bilimleri sorularını da mutlaka çözün. Çok güzel deney soruları hazırladık sana. Ve bu deney sorularıyla gerçek yaşam durumlarını inceleyen deney soruları da artık sınavda çıkacak bütün soru tiplerine hazır oluyorsun diyoruz. Bunun yanında Tonguç Erdem, eğer bu kitapları yanında ekstradan çalışmak istiyorsan ki çalışmalısın bence, çok az zaman kaldı artık. Yapman gereken şey aslında LGS ilk tekrar kitabımızı almadıysan acayip, orada da çok güzel sorular var. Orada da yatay düzenlenmiş ve hani matematikten, Türkçeden, fenden tam sınavda çıkabilecek ayarda ve kalitede sorular hazırladık. Ve buradan da çalışabilirsin ve buradan da kendini geliştirebilirsin diyorum. İlk tekrardan. Aynı zamanda sözel mantık, hatta sayfalarını da burada verdik.
burada 22 Mart'ın sayfalarını hemen burada göstermek istiyorum. Sözel mantık sayısal analizden sayfa 127 ve 147 arasını çözmen gerekiyor. Çünkü zaten en fazla konunun olduğu şey de aslında en fazla sorunun olduğu konu da aslında bu. Bir bilmeyen denklemler konusu. Ve buradaki gerçek yaşam durumlarına ait tablo grafik sorularını da çözersen muhteşem olur. Kendini inanılmaz geliştirirsin diyorum. Hatta 147'ye şuraya kadar yapman gerekir. Aynı zamanda Tunguç Evren Bey'im matematik kotasını 92-118 arasında çözebilirsin. Eğer hiç yapmadıysan kotaları 22. kotadan tam 27. kotaya kadar gelebilirsin. Yani 22, 23, 24, 25, 26. kotayı çözersen mükemmel olur. Burada da sınav tarzı sorular var diyoruz. O zaman geçen haftanın ödüllü sorusunu hemen seninle beraber yapalım bir. Yapalım hocam. Yanda verilen dikdörtgen şeklindeki kartonun bir köşesinden bir kenarı Y santimetre olan kare şeklinde bir parça kesilip atılıyor. Tam eyvallah. Buna göre kalan parçanın santimetre karecisine alanını veren cebisini ifade eden şeker hangisi demiş. Şimdi bir kere bu dikdörtgenin alanını hesaplamak için 4x çarpı x yapmam gerekiyor. O da 4x kare eder. Bu karenin alanını hesaplamak için y çarpı y yapmam gerekiyor. O da y kare eder. Şimdi bizden istediği şey bundan bu çıkartılıp atılırsa geriye kalan diyor. 4x kare eksi y kare eder. Bu iki kare farkı da aslında. Bu neyin karesidir? 2x'in karesidir. Bu neyin karesidir? Y'nin karesidir. O zaman ben bunu 2x eksi y, 2x artı y'nin çarpımı şeklinde yazabilirim. O zaman cebirsel ifade aşağıdaki hangisi demiş? Alanını veren cebirsel. Zaten bize hiç çarpanlarını ayırmamızı istememiş bile. Cevabımız Bursa'ydı diyoruz. Ben bir de ekstradan bunu ayırmış oldum. Ama cevabımızı bulmuş olduk diyoruz. O zaman ödüllü sorumuzu yaptım. Çevren Bey'im yorumlara yolla. Hadi bakalım sana güvenim rahatım. Sağ olun hocam. Hayalleriniz daha yakın. Birlikte çok yol aldık. Geç kaldım demeyin sakın. Sizin için hızlandık. Yolun yarısına geldik. Dersimiz Türkçe ve matematik. En zorları bunlar dedik. Tonguç'la hızlanıverdik.